Mersin'de çok büyük bölümü de. Antalya, Mersin o taraflarda. Antalya'da. Abi, Mersin'de de şimdi bu Akkuyu'dan sonra. Aynen Akkuyu'dan sonra. Evet. Abi düşünsene 61 bin ya. Şimdi onların getirdiği sokakta dolaşan da. Başka bir şey söyleyeceğim abi. Sizin alanınıza giren bir Bağdat konferansı yapıldı. Balkanlarda ülkeler bir araya geldi. Hepsinde biz bypass edildik. Bu onurlu duruşu olan Sayın Cumhurbaşkanımız. Ya zaten artık o tür şeye bakmıyor. Türkiye kimse oralarda ciddi almadı. Ama para peşinde olduğu için bakmıyor. Şimdi Balkanlarda para mı var? Hayır orada ama bizim soyumuzdan gelen devletlerle Avrupa Birliği oturdu. Bosna Hersek'i de aldı. Bizi oraya davet bile etmedi. Ya en son Kosova'da olaylar oldu bile. Orada bile sesimiz çıkmıyor. Evet. Yani onlar çünkü para yok orada. Para olan yerlere bakıyoruz. Para nerede var? Körfez ülkelerinde. Körfez ülkelerinde benim gibi olursam para veririm diyor. Yani Suudi Arabistan diyor ki İstanbul Sözleşmesi'ni yapmayacaksın. Hayır, ateşlemeyi yapayım ben. Siz anlatın diye. Ya estağfurullah öyle hani ateşlemeye gerek yok. Şimdi Körfez ülkeleri Suudi Arabistan gibi... Yani daha iki sene öncesine kadar... Türk mallarını boykot eden. Boykot edeni bırak. Kadınlardan söz ediyoruz. Yani kadın kimliği yok ya. Kimlik. Kadın cebinde dışarıya çıkmasın diye kimliği kocası alır. Şimdi böyle bir ülkeden söz ediyoruz. Ve burada Türkiye'de işte dün evvelsi gün bir beyefendi çıktı dedi ki kadın bir yerden bir yere 90 kilometre fazla gidemez. Şimdi bunu niye söylüyor? Şimdi siz sanıyorsunuz ki yanlış iç kamuoyuna söyleniyor bu laf. Hayır. Dış kamuoyuna söyleniyor bunlar. Bakın hey insanlar Türkiye'de biz İslam'ı uyguluyoruz. Ona göre işte bakın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte bunu kim söylüyorsa söyleyen adam. Çünkü sosyal medya çağında yaşıyoruz adamlar, İslamcılar anında ben bakıyorum, takip ediyorum. Erdoğan dedi ki, Diyanet bilmem kimi demiyor ya da bir cami imamı demiyor. Evet. Erdoğan dedi ki, kadınlar 90 kilometre fazladan gidemez. Ya kardeşim Erdoğan demedi işte. Diyanet'te bir vatandaş dedi buna. Ama onu öyle algılamıyor. Diyor ki Türkiye bir İslamcı bir devlet. Türkiye İslamcı bir sistem. Erdoğan İslamcı bir lider. Erdoğan işte İslamcı falan gibi laflarla. E hadi ona da gerek yok. Erdoğan daha geçen sene Ağustos değil bir önceki Ağustos'ta bizim Taliban'la ayrı hiçbir şeyimiz yok demedi mi? Evet. E peki Taliban geçen hafta bütün kızları okullardan kovmadı mı? Ama Bağdat Kabil Havalimanı'nı bize vermediler. Tabii çünkü Birleşik Arap Emirlikleri aldı. Vermezler tabii. Birleşik Arap Emirlikleri var Taliban'ın arkasında. O aldı tabii. Şimdi böyle bir sistemde yalnız bir daha söylüyorum. Şu bu filan değil. Toptan iktidarın anlayışına bakmak lazım. Yalnız işte gidiyorsun para dileniyorsun o sana 5 milyar versin Putin işte 20 milyar dolar mı ertelesin o 3 dolar getirsin işte 61 bin ev satıldı buraya gelen Ruslara havaalanında hiç kimse dokunmuyor. İstediği kadar para sokuyor. Evet kendileri söylüyor. İstedik bavulla abi 500 yani deklere milyon. Etmeden evet geçiyor. Deklere meklere yok istediğin gibi para sokuyorsun. Zaten yazılıp çiziliyor. Bu kadar kara para var diyorlar ya piyasada. Evet, evet, nereden geliyor bu kara para? Nereden geliyor? Evet, evet. Dolayısıyla iktidarın zor durumda olduğunun, demin de söyledim yani zor durumda olduğunun iki tür şeyi var. Bir, iktidar dışarıdan aldığın para, işte şu şekilde demin anlattık özetle. İkincisi, karanlık ilişkilerle. Yani Suudi Arabistan kralıyla ya abi senin ne ilişkin var ya Allah aşkına. Ben Suudi Arabistan kralına 2015'te Ayşe Nur'la program yaparken ağzımdan böyle bir laf çıktı. Antalya'da G20 toplantısı vardı. Bana hakaret davası açtılar. Sen niye krala laf ediyorsun? Ama kralı Türk büyüğü diye tariflediler. Evet sonra şeyi de dönüştürdüler dediler ki Turan Bey o zaman işte avukatım beraber gittik şeye Bakırköy'e. Türk bir olarak meğer hakaret etmişim ona. Çünkü o zaman Erdoğan'la arası iyiydi. Nasıl? Suudi Kralı Türk değil mi? Tabii canım. Öyle. Madalya verdiler. Ya Süleyman Soylu da 15 Temmuz'u Suriyeliler sayesinde bertaraf ettik demiş. Ya onun için yani bu kadar detaylarla. Yani çok enteresan değil mi? Çok enteresan tabii. Yani akılla açıklanacak şeyler değil bunlar. Biz Suudi Arabistan... Kur'an, hatta o zaman Rütük de ceza verdi bize. 12 bin lira mı ne öyle bir şey ceza vermişti. 15 Temmuz şehitlerine hakaret değil mi o?
Yani 250 insan 15 Temmuz şehidi diye burada kayıtlara geçmiş vaziyette. AKP'li de güneyde, Hatay'da bir yerdeydi. Esnaf ziyaretinde çok fazla burada Suriyeli var deyince bir AKP'li dedi ya, öyle söylemeyin, Kurtuluş Savaşı'nı onlarla birlikte kazandık dedi. Tabii. Niye İstanbul'daki saldırı olduğunda, terör saldırısı olduğunda Sayın Bakan İdlib tarafında ev dağıtmıyor muydu? Evet. Ne yapmıyor muydu? Ev dağıtıyordu. Evet, Süleyman Soylu oralardaydı. Biriket evlerde teslim vardı. Biriket evler dağıtıyordu. Tabii. Yani biriket evler. Neyse o ne demekse biriket evler. Bir de öyle bir kavram çıkar. Ya biriket evler genellikle gece kondulardır. Abi tamam da nerede dağıtıyorsun? İdlib'de dağıtıyorsun. İdlib. İdlib kimin işgal altında? İdlib neresi? İdlib Nusra'nın işgalinde. Nusra'na dünyanın en büyük terörist örgütü. Nusra kim? Kaide. Kaide kim? Terör. Şimdi orada ne işin var ya? Ne işimiz var Türk devletinin, Türk polisinin, Türk askerinin, şehitler, orada bir sürü şehit verildi. Ve geliyorsun sonra İdlib'i Afrin'e Nusra'ya veriyorsun. Nusra işgal altında orası ya. Nasıl olur bu? Ama ilgilenmediğimiz zaman da bizim topraklarda sorun yaratıyorlar. Nasıl olacak bu denklem şimdi? Niye peki 2011 öncesinde çocuk yoktu? Çocuk gibi bakılmaları lazım. Yoksa geliyor burada patlatıyorlar. 2011 öncesinde niye yoktu? Ne IŞİD, ne Nusra, ne PYD, ne YPG, ne PYD, hiçbiri yoktu. Ya en iyi zamandı yani. Orta Doğu'da en iyi zamanlardı. Abi işte sonra bitireyim. Sen de o davaya gelmiştin. Yani bu dava şimdi o Trala hakaretten. Sonra hatta biz gittik savcıya, Bakırköy savcısına. Fotoğraf çektik diye başımız belaya girdi. Gülmeye başladı. Sonra savunmayı kendisi yazdı benim yerime. Ya böyle bir şey olur mu filan. Tabii baktılar, okudular onlar. Sonra baktılar olmuyor. Gittiler davayı Erdoğan'a hakarete çevirdiler. Ve oradan 6 yıl hapis cezası aldı. Yani İmamoğlu davasının daha farklısı. Şekilde Sayın Ümmühali tarafından yani döndü oraya geldi. Verilecek. Hayır, Namık da orada. Hayır, oradaydım canım. Ben Namık duruşmaya gittim. Sizde vardı. Fotoğraf makinesi. Fotoğraf makinesinin cep telefonunu aldılar. O çaktırmadan bir fotoğraf çekmeye çalıştı. Adalet oradan. Mülkün temelidir yazıyor ya. Koli var onu, davası gibi değil mi? Üstünün arkası dönük. O yazıyla birlikte alayım diye şöyle bir çaktırmadan düşünmüştü. Mübaşir gördü. Koli var davasını da Cumhurbaşkanı hakarete çevirdi. Aynen baktılar, öyle bir ama suç yok. Ama onun tweetine döndüler. Tweetten aldılar. Tweetten dolayı ona davranıyor. O güne kadar tweetine hiç bakmamışlar. Tweette bir eleştiri vardı. Sizinkinden çok daha hafif bir eleştiri. Ondan dolayı olay. Biz Koli varla görüşüyoruz. Ben onu arıyorum hatta yakın tarihte, aptallaşmak istiyorum diyorum. Onun fırını var. Oraya gidip ekmek. Yok, çok sevdiğimiz de bir dostumuz. Yani açık sizinle sözlü. Sizinle görüşüyor sürekli. Evet, çok açık, evet. Çok açık sözlü. Yani içindekini saklamadan söyleyen birisi. Bir Mert Karadenizli delikanlısı diyebiliriz yani. Evet, ama bir de hepsini tanıyor. Yani Tayyip Erdoğan ilk Kasımpaşa'da mahalleden tanıyor. Abi bak, Kolivar'ın amcası. Ama ne güzel söylemiş. Şurada kalmış 3 günlük muhtarı, ömrüm. Orada. Boyun eğmeye değer mi demiş. Helal olsun. Gerçekten bir dik duruş sergiliyor. O yüzden de az önce bir fıkra attı bana ama burada okursam kanal kapanır. Kolivar. Evet, ben de onun okudum. Kapanması bana da, değil, bana da gelmiş ama kanal kapanır. Ben de okudum. Uçaktan atlama atlamayla alakalı atmış evet. Demek ki. Şimdi Kıbrıslar gırgır geçiyorlar. Çünkü KKTC seçim oldu. Geçen pazar günü yerel seçimler oldu. Fevzioğlu büyükelçi olduktan sonra ilk denemesiydi bu. İlk hani gücünü kanıtlama seçimiydi. Etkin bir şekilde çünkü yapıyor, müdahale ediyor Türkiye seçimlere, biliyorsun orada. Ondan ama sonra muhalefet muhalefet tabii iki tane büyük şehri aldı. Birisi Maraş aldı. Evet. Birisi de aldı. Neyse, bir yeri daha aldı. Bir de aldı. Lefkoşa Girne. Magosa bir yer daha aldı. Şimdi hatırlarım. Yani 4 tane büyük şehri aldılar. Magosa önemli. Çünkü Magosa'da Maraş var. Maraş hani açacağız. Evet, Rumlara vereceğiz. Maraş'ı gitti, muhalefet aldı. CTP aldı. Dolayısıyla hem Türkiye'ye bir mesaj hem de büyükelçiye bir mesaj. Şimdi dalaya geçiyorlar. Büyük ihtimalle diyorlar Erdoğan bunu görevden alır şimdi. Kıbrıs medyası yazıyor. Beceremedi. Aynen. Çünkü büyük bir hezimet. Yani çok büyük bir hezimet. Ki yani. Kıbrıs çok enteresan bir yer. Sevgili dostumuz Kaya Türkmen orada büyükelçiydi. Kendi adamlarını getirmek için çok da sevilen bir büyükelçiydi. Evet, biliyorum. Denktaş'ın sağlığında. Benim çok eski Kabil'den tanıdığım bir diplomat. Sonra son Stockholm'e gönderdiler onu. Oraya kendi adamlarını gönderdiler. Çünkü
Kaya Türkmen pek onlara uymadı. Ama her yerde artık öyle. Ha, uymadı. Uymazsa ama şöyle de bir şey yaptılar. Hani aldık ama merkezde de tutmadılar. Seni de Stockholm'a gönderelim dediler. Oradan da emekli oldu zaten Kaya Türkmen. O yüzden Kıbrıs, hani Amerika için biz neysek, biz Kıbrıs da bizim için sanki oymuş gibi davranıyoruz. Kıbrıs o yüzden kendisini hiçbir zaman bağımsız hissetmedi. Yavru vatanlıktan kurtulamıyor, evet, Kıbrıs maalesef. Evet. İzin verilmiyor ama ya. Hissettirmiyorlar zaten. Ama onu yapmamak. İzin vermiyorlar. Ama onu da işte yapmamak lazım. Yani Türkiye'nin de o yani oradaki halkın iradesine saygı göstermesi, evet, evet, gerekiyor. Evet. Yani seçimlerde etkili olmaya çalışma. Tamam, siz birini tutarsınız, birinden yanasınız ama bırakırsınız her şey yolunda. Ya başbakana, şimdiki cumhurbaşkanına, yok bir önceki başbakana Erdoğan canlı yayında sen kaç para maaş alıyorsun demedi mi ya? Evet, evet, evet. Evet. Canlı yayında ya, gelmişti ya Ersan, neydi o adı, unuttum soyadını. Direkt söyledi ya, sen kaç para alıyorsun dedi ya, maaş dedi ya. Evet, o paranı biz veriyoruz gibilerinden bir laf söyledi ya Cumhurbaşkanı. Bölge arasındaki farkın sorumlusu olarak Türkiye politikalarını görüyor ama Kıbrıs halkının büyük bir çoğunluğu. İki bölge arasındaki... Hayır, Kıbrıs halkının Türkiye'ye bakışı da değişiyor bunlar yüzünden, bu olaylar yüzünden. Yani Türkiye sanki orada biz siz kurtardık havası değil. Yani madem önce kendi rüştünü ispat etsin, bırakın. Bırakmaz ki, nasıl bırakacak? Ya Kıbrıs'ta en enteres. Ya zaten yazılıyor, çiziliyor kumarhaneler. Ya kardeşim 200 bin nüfusu olan orada o 60 tane kumarhane var ya. Kumarhanenin ne işi var? Kara para, başka kumarhane ne işi var? Ya Türkiye'dekileri yani, oraya taşıdılar hem de ekonomiye katkı olsun diye. Sedat Peker'in şeylerinde Kıbrıs'ın nasıl uyuşturucu kaçakçılığında rolünü anlattı. Kir akıtacak alanlar aradığınız zaman böyle oluyor işte. Tabii. Halbuki oradaki insanların en yaşamına saygılı olmak zorunda. Afrikalı arkadaşlarımız, yani Kıbrıs'ta inanılmaz Afrikalı var, öğrenci olarak geliyor. Orada gördüğün lüks arabaları dünyanın hiçbir yerinde göremezsin, sözde öğrenci. Gerçekten dünyanın hiçbir yerinde, Avrupa'da da bilmem ne, öyle bir lüks araba göremezsin. Hepsi kaçakçı. Hepsi eroin kaçakçısı. Yani bunu sokaktaki vatandaş konuşuyor. Tabii orada diyorum. Kıbrıs'taki sokaktaki vatandaş konuşuyor. Ve Kıbrıs'ı biliyorsun hiç kimse tanımaz. Devlet olarak hiçbir KKTC'yi pardon, hiç kimse tanımaz. Kıbrıs'ta 103 ülkeden vatandaş yaşar. Çalışıyor yani. Öğrenci çalışıyor, kaçakçı, maçakçı, aklına ne geliyorsa. Ne biçim şey burası ya? Evet. En komik olanı tabii, hiçbir Türkiye Cumhuriyet Kıbrıs'la bir ilişkisi yok. Yani hem Türkiye Cumhuriyet diyoruz, Türk insanları bunlar. Yani Azerbaycan, Kazakistan, işte Türkmenistan. Neyse. Arap devletleri de Güney Kıbrıs'la anlıyorlar. Tabii. İşte Pakistan'da çok uğraşıldı. Ya, devlet tanıyor KKTC'yi. Yani Pakistan için çok uğraşıldı, tanır falan Azerbaycan diye. Olmadı. Azerbaycan aynısı oldu. Hatta bir ara Azerbaycan artık tanıyacak falan dendi. Gene olmadı. Abi fakat, olmaz çünkü Birleşik Devletler'in kararı var, Amerikan baskısı var. Şunu görmemiz Avrupa lazım. Avrupa Birliği sınırı sayılıyor şunu hala orası. Şunu görmemiz lazım. Mesela Güney Kıbrıs'la Hüsnü abinin alanı çok hadsizlik de etmek istemiyorum ama Güney Kıbrıs'la oluşan o Doğu Akdeniz'deki paylaşım politikaları Mısır'dan Yunanistan'a kadar o bölgedeki çalışmanın temel nedeni Türkiye'nin dış politikada yarattığı boşluklardır. Aynen. Aslında mesele Kıbrıs'ın kendisinden kaynaklı değil, Türkiye'nin o bölgede yarattığı boşluklardır. Bir şekilde itibarsızlaşmış dış politikadan kaynaklı şeyler bunlar. Bunu i̇şte sonra da gidiyorsun İsrail'e yarbaşıyorsun, gel dost olalım. Yani düzenleye çalışıyorsun ama tren kaçmış. Gazdan dolayı. Tabii, Mısır'da tabii. Aynı dedin, doğru. Ya dolayısıyla hepsi yanlış. Hepsi çetrefilli, her şey karanlık ilişki. Yani işte biz Kıbrıs'a nereden girdik? İşte gördün, gidiyorsun böyle bir büyükelçi yapıyorsun bir beyefendiyi. Burada geçmişi, tarihi, her şeyi bilinen bir vatandaşı gidiyorsun orada onara etmek kendince. Ama Kıbrıs'ta danışmanlık yaptı o galiba daha önce şey. Yok işte onu hazırladılar. Evet. Danışmanlık yapmadı. Götürdüler, getirdiler. Yani